Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, Sayın Milli Eğitim Bakanı. Genel kurulunuzu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Gaziantep Karkamış'ta hain terör saldırısında hayatını kaybeden Ayşe Nur Alkan öğretmenimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. O Ayşe Nur Alkan öğretmenimiz ki roket saldırısında öğrencilerini sığınağa götürdüğü zaman başka birisi var mı diye tekrar yukarı çıktığı zaman hayatını kaybetti. Yine bir hafta öncesinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yine hain terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy öğretmenimizi ve görevleri başında hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anmak isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkelerin en önemli ve sürdürülebilir sermayesi hepinizin malum olduğu üzere beşeri sermayesidir. Beşeri sermayelerin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitimdir. Ülkemizin hedeflediği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve rekabetçi ekonomiye sahip bir bilgi toplumuna dönüşmenin yolu bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri yüksek, kendi kültürünü içselleştirmiş, ayrıca evrensel kültüre sahip sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçmektedir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu inançla okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2000'li yıllardan itibaren eğitim sisteminin birçok bileşeninde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tarihi bir dönüşüm sürecine tanıklık etmiştir. Eğitimin tüm kademelerinde bir taraftan okullaşma oranlarının artırılması aracılığıyla eğitim kitleselleştirilirken diğer taraftan derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılarak OECD ortalamasına ulaştırılmıştır. Dolayısıyla bu dönüşüm bir yandan eğitim sisteminde evrenselleşmeyi sağlarken diğer yandan da niteliğin artmasına imkan vermiştir. Yani son 20 yıldaki eğitimdeki kitleselleşme kaliteye rağmen değil, kalite merkezli, kalite odaklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu dönüşüm sürecinde ana hedeflerden bir tanesi eğitimde fırsat eşitliğini artırmaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için 2000'li yıllardan itibaren çok sayıda sosyal politika kararlı bir şekilde yürürlükte uygulanmıştır. Bunlar şartlı eğitim yardımından pansiyon kapasitesinin ve bursların artırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı sosyal politikalar olarak ifade edilebilir. Bu sosyal politikaların son 20 yıldaki rakamlarının günümüze uyarlanmış miktarı yaklaşık 525 milyar TL'dir. Bu sosyal politikaların uygulanması çeşitli dezavantajlara sahip öğrenciler ve başta kızlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eğitim faaliyetlerinden eşit bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde yararlanmasını sağlamıştır. Eğer AK Parti hükümetleri bir milletvekilimizin bahsettiği gibi neoliberal eğitim politikalarına uygulanmış olsaydı bu sosyal politikalara yer vermezdi. Biz biliyoruz ki neoliberal politikalarda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan sosyal yardımlar kamu zararı olarak değerlendirilir. Ama son 20 yılda kapsayıcılık, eğitimde fırsat eşitliği ve kalite odaklı bir şekilde büyümeyle toplumun sosyoekonomik seviyesi en dezavantajlı kesimler ve kızlarımız bu sosyal politikalardan yararlanmıştır. Bu politikaların desteğiyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitim kademelerin tümünde okullaşma oranları %95'in üzerine çıkmıştır. Eğer bir karşılaştırma yapmak istersek
2000'li yıllardaki eğitimdeki okullaşma oranlarına bugüne karşılaştırmamız lazım. 2000'li yıllardaki 5 yaşındaki okullaşma oranı sadece %11'di. Siz sosyal politikalardan mı bahsediyorsunuz? 100 çocuğun 11 tanesi sınıfta yer bulurken 89 çocuk neredeydi? Orta öğretimde okullaşma oranı %44'tü. Yani lise çağ nüfusunun 100 tane öğrencinin sadece 44 tanesi liselerde kendisine yer bulabiliyordu. 56 tanesi neredeydi? Orta öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranları %39.2 idi. Bugün gelinen noktada bu rakam %95'e çıkmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kız çocukların okullaşması ile ilgili gerçekten son 20 yılda çok önemli politikalar devreye girmiştir. Sizler bir taraftan başörtüsü yasaklarını uygulayacaksınız, bir taraftan okul yapmayacaksınız, hem de muhafazakar kesim kız çocuklarını okula gitmeyecek şekilde muhafazakar kesimi suçlayacaksınız. Bu adil bir durum değildir. İşte son 20 yılda yapılan bu eğitim yatırımlarıyla ve sosyal politikalarla eğitimin tüm kademelerinde kız çocuklarının okullaşma problemi kökünden çözülmüştür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sadece bir örnek vereyim. 2002 yılında orta öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı sadece %39.2 idi. Bugün %95'tir. Ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde kız çocuklarımızın okullaşma sorununu çözmede en önemli atılım son 20 yılda gerçekleşmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında resmi ve özel toplam 71.818 okulumuzda 1.200.000 öğretmenimiz ve 19.100.000 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Görüleceği üzere eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayımız günümüzde birçok ülkenin toplam nüfusundan bile fazladır. Bu ölçekte bir eğitim sisteminde büyük bir dönüşümü gerçekleştirebilmek sadece bütçede en büyük payı ayırmayı değil, çok ciddi bir kararlılığı gerektirir. Türkiye'de eğitim sisteminde yaşanan dönüşümün anahtar kavramları kapsayıcılık, eğitimde eşitlik ve kalitedir. Türkiye'nin eğitim sisteminde gerçekleştirdiği bu kavramlara dayalı somut iyileşmeler siz görmeseniz bile uluslararası kuruluş tarafından çok rahat bir şekilde görülmektedir. Öğrenci başarı araştırması ile ilgili OECD'nin 15 yaşında yapmış olduğu tüm araştırmalarda Türkiye son 20 yılda sürekli her döngüde puanını artırmıştır. Hatta en son döngüdeki ifade şudur: 15 yaşındaki çağ nüfusunda en fazla öğrenci sayısını artıran ülke Türkiye olmasına rağmen okuduğunu anlama, matematik ve fen okuryazarlığında puanını en fazla birinci artıran ülke Türkiye olmuştur. Türkiye 4. ve 8. sınıflarda TİMS başarı araştırmasında puanlarını sürekli artırmıştır. Yani sonuç olarak 2000'li yıllardan çok daha iyi bir noktadayız. Hem erişilebilirlik anlamında, hem kapsayıcılık anlamında, hem de eğitimle kalite anlamında. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, bakanlık olarak öncelik verdiğimiz politikalarımızdan biri olan eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi eğitimde fırsat eşitliği günümüzde tüm eğitim sistemlerinin ana odağını oluşturmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitime tam erişimin sağlanması ve eğitim imkanlarından tüm paydaşların eşit faydalanması için destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Okul öncesi eğitim bu bağlamda
uzun vadeli getirisi maksimum ama yatırım maliyeti minimum olan eğitim kademesine karşılık gelmektedir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak son bir yıl içerisinde okul öncesi eğitim kademesindeki okullaşma oranını OECD ortalamasına çıkartmak için 3000 yeni anaokulu yapmak için yola çıktık. Biz yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2782 tane anaokulu vardı. Bir yıl tamamlanmadan 5541 bağımsız anaokulunu yaptık. Yani bir yılda hedefimize ulaştık. 3 yaştaki okullaşma oranını %9'dan %16'ya, 4 yaştaki %16 olan okullaşma oranını %37'ye, 5 yaşta %65 olan okullaşma oranını da %99'a ulaştırdık. 2023 yılında 3 yaşta okullaşma oranını %16'dan %50'ye, 4 yaşta okullaşma oranını da %37'den %70'e çıkartmayı hedefliyoruz. %100 yaptık. 5 yaştaki okullaşma oranlarını %100 yaptık. Sizden aldığımız zaman %11'di. %11'di. Orta öğretimdeki okullaşma oranları bir yıl önce yüzde... Sayın milletvekilleri. Siz devam edin Sayın Bakan. Orta öğretimdeki okullaşma oranları bir yıl önce %90'dı. Son bir yılda özellikle orta öğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık. Bu kapsamda çok sayıda projeyi, erken uyarı sistemini ve takip sistemini devreye sokarak bir yılda orta öğretimdeki okullaşma oranını %90'dan %95'e çıkarttık. Size geleceğim. Özellikle mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması, öğrencilerin sürekli devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasında önemli katkılar sağladı. 2023 yılında orta öğretimde okullaşma oranının %100'e ulaştırmak için çok kapsamlı bir projeyi devreye aldık. Bu kapsamda 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terk riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu içinde takip sistemi kurduk. Orta öğretim çağ nüfusunun okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. 2023 yılında açık liseyi anlatacağım. Bizim rakamlarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Ama biz ne söylersek söyleyelim, siz aynı yalanları tekrar etmekten bıkıp usanmadınız. 2023 yılında orta öğretimde 10.000 okul projesinde başlayarak okullar arası imkan farklılıklarını azaltmayı hedefleyen projemizle destek verdiğimiz orta öğretim kurumlarının sayısını daha da artıracağız. Bilindiği gibi kıymetli başkan, değerli milletvekilleri, bakanlığımız eğitimle fırsat eşitliğini artırmak için tüm okul, sınıf ve kademelerde ders kitaplarını 20 yıldan beri ücretsiz bir şekilde dağıtmaktadır. Bakanlığımız bu süre içerisinde yaklaşık 3,5 milyar ders kitabı dağıtımını gerçekleştirmiştir. 2022-23 eğitim öğretim yılında biz sizi dinledik sayın vekilim. Anlayışla siz de bizi dinleyin. 153 milyon ders kitabı öğrencimize ücretsiz olarak dağıtıldı. Bakanlık olarak bu kapsamda bir yeni uygulamayı daha başardık. Özellikle COVID-19 salgını sonrası öğrenme kayıplarını telafi etmeye destek olmak üzere tüm eğitim kademelerini kapsayan yardımcı kaynaklar hazırlamaya başladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başı itibariyle 153 milyon ücretsiz ders kitabına ilave olarak 160 milyon yardımcı kaynağı da tüm öğrencilerimize ulaştırdık. Bravo. 2022 yılında da ücretsiz yemek uygulamasına kapasitesini artırarak devam ettik. Ağırlıklı olarak
taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin yararlandığı bu imkandan 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencimiz yararlanırken özellikle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkarttık. 2023 yılının sonuna kadar bu imkandan okul öncesi tüm öğrencilerimizi yararlandıracağımızı, dolayısıyla bu sayıyı yaklaşık 4 milyona çıkartacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilk kez yaz uygulaması yürürlüğe soktuk. Yaz okulu uygulamaları Sayın Aydoğan, AK Parti'den önce öğrencilere ücretsiz yemek mi veriliyordu? Siz Sayın Genel Kurul'a hitap edin lütfen. Sayın Bakan. Buyurun. Yaz okulu uygulamaları özellikle COVID-19 salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarını telafi etmek için farklı ülkelerde de uygulanmaktadır. Bu kapsamda bilim ve sanat merkezlerimizde bilim ve sanat alanlarında iki farklı yaz kursu açtık. Ayrıca matematik seferberliğinin ilk uygulaması olan ilk kez matematik yaz okulunu açtık. Yine İngilizce yaz kursu açarak yabancı dil öğrenimine destek verdik. Böylece yaz okullarından 1 milyon öğrencimiz ücretsiz bir şekilde yararlanmış oldu. Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde kütüphanesiz okul kalmayacak diye yola çıktık. 2021 yılının sonuna kadar 16.361 kütüphane yaparak eğitim sistemimizdeki tüm okullara kütüphaneyi yapmış olduk. 2022 yılında mevcut yaptığımız kütüphanelerdeki kitap sayısını 28 milyondan 100 milyona çıkartmayı hedefliyorduk. Şu ana itibariyle 105 milyonluk kitap olan bir kütüphane sistemine sahip bulunuyoruz. Yeni bir adım daha attık. Yıllardan beri dillere pelesenk olan köy okullarının açılması ile ilgili sadece köy anaokulları ve köy ilkokulları değil, aynı zamanda köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili veya istedikleri hangi kurs varsa onları yerinde vermek için 2200 tane köy okulunu tamirattan geçirerek eğitim öğretimi aldık. İnşallah bu köy yaşam merkezleriyle sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda oradaki köylü vatandaşlarımızın da sürekli hayat boyu öğrenme kapsamında istedikleri kursları ile ilçeye gitmeden köylerde ayaklarında vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar 152 bin köylü vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırdık. İnşallah 2023 yılında 1 milyon köylü vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırmayı hedefliyoruz. Çok 2022-2023 eğitim öğretim yılında çok önemli yeni bir hamle yaptık. Yıllardan beri eğitim sisteminde bağışla ilgili okulların kendi ihtiyaçlarını karşılama ile ilgili spekülasyonlar yapılıyordu. İşte ilk kez tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak için şu ana kadar 7 milyar TL bütçe gönderdik. Ve bu bütçeyi gönderirken ihtiyacı fazla olan okula fazla, az olan okula az bütçe gönderdik. 2023 yılında da bu uygulamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. 2023 yılında tüm öğretmen evleri, uygulama otelleri ve hizmet içi eğitim enstitülerini yenileme çalışmaları kapsamına alarak ISO 9001 kalite belgesi ile belgelendirilmesini sağlayacağız. Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin çok daha nitelikli ortamlarda kalışlarını sağlamak için bakanlığın tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, öncelik verdiğimiz en önemli alanlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi mesleki eğitimin güçlendirilmesidir. Sayın Tanal, lütfen. Sayın Tanal.
Geçmişte 28 Şubat sürecinin kassayı uygulaması sadece mesleki eğitim değil, inovatif liselerin de yüksek öğretim erişimini kısıtlamıştı. 1999'da yürürlüğe giren bu uygulama ancak 2012 yılında kaldırılabildi. 2012 yılından sonra tüm Milli Eğitim Bakanlarımız, İsmet Yılmaz Bakanımız da dahil, atıfta bulunuyorsunuz, tüm bakanlarımız, tüm bürokratlarımız mesleki eğitimi güçlendirmek için elinden gelen çabayı sarf ettiler. Hepsine minnettarız. Biz son 2-3 yıl içerisinde farklı bir uygulama yaptık. Bildiğiniz gibi mesleki eğitim iki kanaldan verilmekte. Bir meslek liseleri, bir de mesleki eğitim merkezleri. Dual mesleki eğitim, Almanya'daki dual mesleki eğitim, bizdeki ahilikteki çıraklık, kalfalık, ustalık eğitiminin karşılığı. Meslek liselerinde eğitim verdiğimiz tüm meslek alanlarında sektörün güçlü temsilcileriyle süreçlerin tamamını birlikte yönetmeye yönelik olarak yeni bir yaklaşım gerçekleştirdik. Ve bu yaklaşım sonucunda müfredatı birlikte güncelledik, öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planladık ve öğretmenlerimizin, alan ve atölye öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki girişim eğitimlerini birlikte planladık. Bir yıl gibi kısa sürede, iki yıl gibi kısa sürede ilk kez meslek liseleri %1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı. Yani 28 Şubat sürecinin meslek liselerinden uzaklaştırmış olduğu öğrenci profilini akademik olarak başarılı öğrencileri tekrar meslek liselerine kazandırdık. Meslek liseleri üretmeye başladı. Meslek liseleri hep yıllardan beri konuşuluyor. En iyi öğrenme learning by doing diyor, deniyor. Yaparak öğrenme, üreterek öğrenme. Biz de meslek eğitimde yaparak öğrenmeyi merkeze koyarak yeni bir yaklaşım geliştirdik. Ve 200 milyonluk bir üretim kapasitesinden 2021 yılında 1 milyar 162 milyonluk bir üretim kapasitesine ulaştık. Eğer o meslek liselerinin üretim kapasitesi olmasaydı Covid-19 salgınında maske bulmak bu kadar kolay olmazdı. Solunum cihazını bulmak bu kadar kolay olmazdı. Dezenfektan, tek kullanımlık önlük hastanelerde bulmak bu kadar kolay olmazdı. İşte bu Gazi Meclis'ten meslek eğitimin o kara gün dostu tüm meslek lisesi öğretmenlerimize, öğrencilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Meslek eğitimde Ar-Ge merkezleri kurduk ilk kez. Bir ülkenin kalkınmasında biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bahsetti. En önemli şey fikri mülkiyettir ve sınai haklardır. Meslek liseleri o kimsenin gitmediği harlem muamelesi yapan meslek liselerinde Ar-Ge üretimi başladı. Patent, paydalı model, marka, tasarım tescilleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı meslek eğitimde yılda 3 tane tescil alırken bu sene tüm Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 8.300 ürünün tescili alındı. Ve bu ürünlerin 162 tanesi ticaretleşti. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı. İşte bu uluslararası deneyimlerle meslek lisesindeki bu deneyimleri kendi gönül coğrafyamızda da paylaşmak için ilk kez 7 tane uluslararası meslek lisesi kurduk ve ilk kez öğrenci almaya başladık. Yani bir zamanlar hiç kimsenin gitmek istemediği meslek liselerinden Ankara Fen Lisesi'ne, İstanbul Fen Lisesi'ne gidecek öğrencinin aldığı puandan daha fazla puan alan öğrencilerin gittiğini görmekteyiz. Meslek liseleri üretim kapasitesiyle iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını karşılamakla yetmemekte, olağanüstü koşullarda toplumun ihtiyacı olduğu tüm ürünleri de üretebilecek duruma gelmiştir. Asıl mesleki eğitimdeki dönüşümü kıymetli milletvekilleri mesleki eğitim merkezlerinde yaptık. Az zamanda çok işler başardık. 25 Aralık 2021 tarihinde Yüce Meclis'in siz değerli milletvekillerinin oylarıyla 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli bir değişiklik yaptık. Çıraklık, kalfalık ve ustalıkla ilgili özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağının ihtiyacını gidermek için büyük bir dönüşüm başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 milyon 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon çırak ve kalfanın eğitim sistemine dahil olma hedefini koydu önümüze. Bugün meclise gelirken rakama baktım. Bugün 1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın olduğu bir eğitim sistemimiz oldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu niye önemli biliyor musunuz?
Siz çocuk işçiliğiyle başka şeylerle oyalanın durun. Ben 3 gün önce OECD Eğitim Bakanları zirvesindeydim. 2012 yılından sonra 10 yıl sonra ilk defa toplandı. Fransız bakanın dediği şey şuydu. Arkadaşlarım da şahit, kayıtlarda da vardır. Macron'un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesi 5 yılda, ilk 5 yılda 300 bin olan çırak sayısını 800 bine çıkartmak. 300 bin olan çırak sayısını 800 bine çıkartmak. 5 yılda harcanan miktar 13 milyar euro. Türkiye 159 binden aldığı çırak kalfa sayısını bir yıl dolmadan 1 milyon 152 bine ulaştırmıştır. Artık sizlerden devralmış olduğumuz o kasayı uygulamasının tarumar ettiği mesleki eğitimden bir anka kuşu gibi bu ülkenin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir eğitim sistemi inşa etmiş olduk. 2023 yılında da mesleki eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili çok spekülasyon yapıyorsunuz ama rakamlara hakim değilsiniz. Sürekli yanlış rakamlara ısrarlı bir şekilde kullanıyorsunuz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanı olarak söyleyeyim size. 1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın %81'i 18 yaş üzeri. Yani işte mesleki eğitim merkezi bu ülkedeki genç işsizliği giderme ile ilgili en önemli enstrüman olarak işlev görüyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakanlık olarak en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi de öğretmenlerin mesleki girişimi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerini, mesleki gelişimlerini önemsiyoruz. Çünkü bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Her ne kadar sayın milletvekilim döner sermaye ile ilgili öğretmenlerimizi suçlayarak onlar hırsızdır dese de bizim öğretmenlerimiz asildir. Dışarıda yaptırtıp döner sermaye kapsamında üretimi içeriye alıyorlar dese de elinde hiçbir veri olmadığı halde hem de öğretmeni bu kadar kutsayıp bu kadar devirdiğini söyleyerek biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenimizin güçlenmesi için 2 adım attık. 1, öğretmenlerimizi bakanlık olarak mesleki gelişim programına tabi tutmadık. İlk kez okul temelli mesleki gelişim programına geçtik. Yani bir okul yöneticisi okulundaki öğretmenler hangi eğitim istiyorsa artık o eğitim düzenlenebiliyor. İlk kez 210 milyon TL'lik bütçeyi tüm okullarımıza gönderdik. Öğretmenlerimiz istediği eğitimi alsınlar diye. Öğretmen bilişim ağını kurduk. Mesleki erişim topluluklarını inşa ettik. İlk kez öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için iyi örneklerin yerinde görünmesi için mobilite hareketlilik programı başlattık. Kıymetli arkadaşlar, bir yılda rakamlar inanılmaz değişti. 2020 yılında bu ülkede öğretmen başına düşen eğitim saati sadece 44 saat. 2021 yılında 94 saate çıkarttı. 2022 yılında hedefimiz 120 saat. 2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına 120 saat. Şu anda 205 saate ulaştık. Ve 2022 sonuna kadar da bunu 250 saate çıkartacağız. 2023 yılındaki hedefimiz 300 saat. Ve malum öğretmenlik meslek kanunu 60 yıllık özlem. Facia olan sizsiniz. Niye siz faciasınız biliyor musunuz? Şöyle bir kibir var. Sayın vekilim, şöyle bir kibir var. Siz nasıl hissediyorsanız siz bırakın ya. Siz nasıl hissediyorsanız tüm Türkiye'nin de öyle hissetmesini istiyorsunuz. Türkiye sizin hissettiğiniz gibi hissetmiyor. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili siz kendi echo chamber'larınızda yaşamaya devam ediyorsunuz. Yankı odalarında yaşamaya devam ediyorsunuz. Aynı 1.2 milyon öğrencinin eğitimde olmadığını söyleyen sayın vekil. Evet, sayın bakan, tamamlayalım. Tamamlayalım lütfen. Rağmen
Değerli milletvekilleri, tüm müdahalelere rağmen, siyasi liderlerin boykot çağrısına rağmen, sendikaların Amasra'daki faciada tüm Cumhurbaşkanımızla dahil olmak üzere tüm programlarını iptal ederken o sendikalar eylem etmeye devam etmesine rağmen, sonraki iş bırakma eylemlerine rağmen, son hafta sınav soruları elden ele dolaşıyor demenize rağmen ve son gün müfredat değişikliği yapıldı fitnesine rağmen %99.74 öğretmen sınava girmiştir. Ve öğretmen bir kez daha size ders ver. Sayın Bakan, selamlama artık. Selamlama. Evet. Son bir dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Siz de alkışladığınız zaman gösterecek Sayın Tanal. Milli Eğitim Bakanlığı olarak kapsayıcılık, eğitim ve fırsat eşitliği ve kalite odaklı bir şekilde eğitim sistemimizi güçlendirmeye 2023 yılında devam edeceğiz. Yükseköğretim Kurulumuz, tüm üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kalite Kurulumuz ÖSYM'ye elle vererek, kafa kafaya vererek Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde eğitimi çok daha güçlü hale getireceğiz. Sadece bir ilave, YÖK Başkanımızın hatırlattığı konuyu söylemem lazım. Bir, negatif puanla negatif net olan birisinin puanı kesinlikle ÖSYM tarafından hesaplanmaz. Yerleştirme yapılması mümkün değildir. İki, ilk 500'de 25 tane üniversitemiz bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu eğitimin tamamdır. Tüm bakan yardımcılarımıza, tüm genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, 81 ilde yiğit bir şekilde çalışan tüm il milli eğitim müdürlerime, 922 ilçe milli eğitim müdürüne, okul müdürlerimize ve kendilerine bayrak olarak gördüğümüz, siz para olarak gördüğünüz, 1000 TL, 2000 TL'ye mahkum ettiğiniz, bizim ama bir bayrak olarak gördüğümüz tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın YÖK Başkanımıza, YÖK Kalite Kurulu'na, ÖSYM Başkanımıza, tüm üniversite yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.